Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Tolga, Doktor Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Xiaomi Dirma F628 ultraviyole ultrasonik nemlendiriciye bakacağız. Neden iki kutu var derseniz, arkadaşlar ikisi de aynı model. Birisi Çin versiyonu, diğeri global versiyon. Xiaomi son dönemde çıkan ev ürünlerinde robot süpürge olsun, farklı termoslar olsun, Dirma, Viomi, Roborock gibi alt markalarında böyle bir sisteme gitti. Avrupa'da cafcaflı kutu, Çin'de basit karton kutu. Evet, önce Çin'deki kutuya bakalım. Zaten malzeme birebir aynı, içerik birebir aynı, paketleme de birebir aynı. Sadece dış kap değişik. Ha, bir de Çince'de buralar Çince maalesef. Onu söyleyeyim. Yoksa malzeme kalitesi birebir aynı. 25 watt arkadaşlar. 25 wattlık enerjiyle çalışıyor. Boşken 1,2 kilo. Toplam kutu ağırlığımız 1,7 kilo. 5 litre hacme sahip. Boyutlarımız çalıştığımız volt. Böyle arkadaşlar. Kutuda başka hiçbir şey yok. Şurada ölmüş işte. Hayatınızı koruyun, tazeleyin falan filan demiş işte. Temizleyin ve tazeleyin. Her zamanında demiş. Ve her tarafında o yazıyor. Gelelim biz ana kutumuza. Güzel Avrupa versiyonu. Ben bunu Türkiye'den aldım. Çok da uygun aldım. Şu anda daha pahalı. Bu korona Çin'de yayılır yayılmaz ben bir tane çektim kendime. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ultraviyole ışıkla saflaştırma. Ultraviyole ışıklar virüsleri ve bazı basit bakterileri öldürüyor. Evet, akıllı termosumuz var. Yani nem ölçer diyeyim daha doğrusu. Humidistat. LED ekranımız var. 12 saat zamanlayıcımız var. Ultraviyole ışıktan bahsetmiş. Ultraviyole ışık derin saflaştırma. Yani temizlik diyeyim ben daha doğrusu. Saflaştırma sihirli olarak ultraviyole ışıkla yapılır. Derin temizlik. Mist kelimesinin kullanmasını anlamadım yani. Mist. Koku gibi anlamlara gelir ama. Mistik. Protek ailenizin sağlığını koruyun. Koku gibi bir şey olsa, aromaterapi gibi bir şey olsa kutunun içerisinde yazmaz yani. Kutunun içerisinde diyor ki aromaterapi için kesinlikle kullanılmaz. Evet, yine aynı yüz. Buraya gelirsek ya. UV sterilizasyon akıllı ölçer. LED ekran 12 saat. Evet, doldur boşalt. Tankımız ve temizlik. Evet, su sızdırma koruması diyor ama bence çok da başarılı değil. Ultrasonik teknoloji diyor. 5 litre büyük kapasite. 17 saat çalışma süresi. Relieve dryness. Kuruluk diyor. Kuruluğa son diyor arkadaşlar. Merhaba diyor. Yine bu da diğer Dirma ürünleri gibi Foshan'da üretiliyor. Evet. Bunu aslında uygun şekilde paketledim. Mümkün olduğunca. Şurada belgemiz çıkıyor. Evet. Türkçe. Türkiye'den aldık ve Türkçe. Dirma'nın Türkiye'de distribütörü var. Xiaomi değil. Ayrı bir firma üstlenmiş. Keza MS Fitler ilk Türkiye'ye geldiğinde Xiaomi üstlenmemişti. Farklı bir firmaya üstlenmişti. Bunu kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Hatta ben alacak arkadaşlar varsa bir kısmından bahsedeyim ben. Kullanım kılavuzunda. Evet. Burası mıydı önlemler? Şu ikisi. Başka bir yere temizleme bakım diyor. Burayı istemeyenler atlasın arkadaşlar. Ben yine değinmek istiyorum. Çünkü yurt dışından alırsınız belki. Sıkıntı olmasın. Evet. Elektrik çarpmasını önlemek için ıslak fişi. Islak ellerle fiş çekme. İzin olmadan ürünü sökme. Atomizer plakası elle dokunma, kendini yakarsın. Çünkü o ani ısıtarak şey pulverize ediyor suyu. O buhar gibi çıkıyor ya. Onun sayesinde çıkıyor tanecik şeklinde. Elektrik kablosunu çizme, hasar görme. Tamam. Lütfen güç hattını değiştirmeyin. Evet, su tankını ve tabanını ayırmayın. Çünkü ıslatırsınız etrafı. Makine sadece dahil olarak kullanılır.
Dahil elektronik bileşenlerin yanılması için sadece yetişkinler tarafından kullanılır. Tamam. Bu kısmı değil. Aromaterapi kısmı vardı. Neredeydi o? Evet, düz yüzeye koyun. Ahşap yüzeylere koymayın. Çünkü ahşabı nemlendirir. Çürütür. Ha, bir de arıtıcıdan su koyun arkadaşlar. İçi kireç tutmasın. Bak, bakın. 11 numara görüyor musunuz? Bu üniteye sudan başka bir şey eklemeyin. Aksi takdirde atomizasyon zayıf olacaktır. Ondan sonra evet, işte aromaterapi kısmı burası. Su haznesine uçucu yağ koymayın. Serin buharlı nemlendiricinize uçucu yağlar eklenmesi tankın çatlamasına ve nemlendiricinin arızalanmasına neden olabilir. Yani aromaterapi yok arkadaşlar. Zaten şirket şeyinde de söylememiş aromaterapi yapabilir diye. Çalıştırma yönergeninden ben size bahsedeceğim. Çok güzel çalışıyor. Fişe de takalım hatta. İçine su koyamayız ama şimdi. Gerçi o zaman bozulabilir. Fişe takmayayım. Veya bekleyeyim. Takacağım birazdan. Temizleme bakın diyor. Su tankını ve su haznesinin atomizer levhasını düzenli olarak temizleyin diyor. Her 5000'de bir temizlenmesi önerilir. Evet. Kimyasal deterjanla temizlemeyin. Dahili nemlendirici uzun süre kullanılmayacaksa tutun diyor. Kuru tutun diyor. Evet. Burada mesela genel hataları da yazmıştı. Arkadaşlar bu gerçekten çok güzel hazırlanmış. Bu ürünü alıp çözemeyen olursa kanalıma mesaj atarsa ben bunun fotoğrafını çeker size yollarım. Hatta ben direkt Drive'a yükleyeyim. İhtiyacı olanlar baksın. Direkt böyle yapalım. Çünkü yurt dışından alabilirsiniz yani. Evet, ürüne gelelim. Madem açtık bugün çalışsın ya. Şu anda çok ihtiyacım yoktu. Açtıysak çalıştıracağız arkadaşlar. Sırf sizin için. Şu gördüğünüz kısım arkadaşlar atomizer levhamız. Buna dokunmuyorsunuz. Kesinlikle. Pardon, şurası atomizer levhamız. Şurası da yukarı aşağı kalkan şey. Buharlaştırmanın havaya doğru çıkmasını sağlayan parça. Tamam. Zaten atomizer levhası olduğu nereden belli? Buranın sararmasından belli. Çok ısı yaptığı için sararıyor zamanla. Evet, burada silikonumuz var. Evet, burası soğutucu tabaka arkadaşlar. Sıcak buhar vermiyor, soğuk veriyor. Bunu böyle takacağız şimdi. Evet arkadaşlar, siz bekleyin ben. Evet, suyumuzu doldurduk arkadaşlar. Görüyorsunuz bunu böyle takıyoruz, sıkıyoruz. Şu anda ben bunu şu üstündekiler harici. Evet. Görüyorsunuz bunun içi su dolu. Ses geliyordur. Ben bunu ters çevirdiğimde üzerindeki su damlaları harici dökülmez. Şu kısım İlgili yere geldiği zaman su boşalmaya başlayacak buraya. Evet, ben bunu şu anda takıyorum. Evet arkadaşlar, taktık. Şu anda aletimiz su haznesini aldı. Sızdırmazlık konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, tanker tek başına su sızdırmıyor. Burası da şey. Ancak buradaki kilit mekanizması çok adi arkadaşlar. Yani bunun yukarısından tutarsanız her tarafı berbat edersin. Tanka takıldıktan sonra su iki tarafa da boşalıyor. Hem alt tarafa hem üst tarafa.
Bu yüzden böyle kaldıramazsınız. Burada kilit mekanizması yok yani. Emaneten bu böyle duruyor. Bu kısmı çok adi yani. Sızdırmaz mızdırmaz diyor ama. O kısım böyle birazcık daha sağlam dönüp ondan sonra kilitlenseydi bizim için çok iyi olurdu. Evet. Buradan başlarsak. Bakın. Güç tuşuna basıyoruz ya. Seviyesi artıyor. Evet. Siz şu anda buharı görüyorsunuz. Şu anda en tepe noktasında. Azalttım. Bu nem seviyesini belirliyor. Ha, odanın ne kadarı şey olsun. Nemli olsun. Yüzde kaçı? 90'a kadar çıkıyor arkadaşlar. 45'e kadar da iniyor. Ondan sonra ultraviyole ışığımızı açıyoruz. Buradan zamanlama yapabiliyoruz. Kaç saat çalışacak? 12 saate kadar süremiz var. Ha, hiç ayarlamaya da biliriz bunu. Veya bu nem seviyesinin kaç saatte çıkması gerektiğini şey yapabiliyorsunuz. Şu anda ben görüyorum. Ne çok hızlı iniyor. Evet. Bu bir tankerdeki 5 litreyi yani bir gün 24 saat çok çok rahat kullanabiliyorsunuz. Toplamda ne kadar gidiyor bilmiyorum. Şu anda ben size yukarı çıkartıp göstermeye çalışacağım. Evet. Yukarı çıktık. Birazdan nem seviyesini göreceksiniz. Daha sonra videoya veda edeceğiz. Evet. Çok hızlı bir şekilde böyle nem atabiliyor. Evet. Uzun basarsanız da power tuşuna kapatıyorsunuz. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ben Tolga. Burada her şey doktor gözünden. Allah'a emanet olun.